Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ranttan bahsedeceğim. Rant'ın dijital sistemi çok soruldu bana. Nasıl bir sistem olduğundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki ben 11. sınıfta ve 12. sınıfta sayısal programını kullanmıştım. Ve bu yılda eşit ağırlık paketini inceledim. Evet, eşit ağırlık paketini inceledim. Şöyle, ben 11 ve 12'de sayısal kullanmamın nedeni biliyorsunuz ki ben okula sayısalım. Yeni eğer bu videoyu izleyenler varsa benim sayısal olma nedenim şöyle, okuldaki eşit ağırlık bölümü şöyle bir bölümde 2 yıllık düşünenler ya sadece TYT görenler ya da lise mezun olayım yeter kafasında yeter düşüncesinde olanlardı. O yüzden de eşit ağırlık sınıfa pek iyi değildi. Sayısal sınıfında gerçekten güzel yerler hedefleyen insanlar vardı ve sayısal sınıfında matematik ders oranı hani şöyle eşit ağırlıkta haftada 4 saat 5 saat görüyorlarsa sayısal sınıf haftada 10 saate yakın ders saati görüyordu, yani daha fazla görüyordu. Ben de o yüzden sayısal seçtim. Hem yakın arkadaşlarım sayısaldaydı, hem matematik ders saati fazlaydı ve hani yakın arkadaşlarımı geçtim. Sayısalla gerçekten hani bir şeyler başarmak isteyen insanlar vardı. Tabii eşit ağırlıkta da vardır. Hani kendilerine göre başarmak istedikleri alanlar vardır. Ama şu an onlarla konuştuğum kadarıyla, yani bildiğim kadarıyla. Neyse. İşte bana bu çok soruldu. Madem eşit ağırlıktan söz verdin, neden sayısalım falan. Yani nedeni bu. Yani dürüst olmak gerekirse sayısalda daha böyle ders aşkıyla dolu insanlar vardı ve ben onlarla olunca motive oluyordum. Bu yüzden de sayısal seçtim. Ve 11-12'de sayısal kullandım. Ben 11. sınıfın hatta 2. haftasında, 3. haftasında falan geçtim sayısala. Ve eksiklerim vardı. 9 ve 10'da nasıl olsa sayısal seçeceğim kafasıyla derslerde yatıyordum, sayısal fizik derslerinde. Ve pişmanım, siz bunu sakın yapmayın. Çünkü TYT'de var illaki. Sonrasında Round diye bir platform olduğunu öğrendim. Ve 11. sınıfta Round'u kendim satın aldım. 11. sınıfta ilk başlarda kötüydü hani derslerim. Zaten 2 hafta geç kalmışım. Hani 2 hafta ama fizikte vektörler, bağıl hareket gibi güzel konular işlenmiş. Trigonometri falan iyice ilerlemişler. Tabii ben eşit ağırlık sınıfında olduğum için biraz daha gerideydim. Bu yüzden sıkıntı çekiyordum. Sonrasında Round'dan ders çalışmaya başladım. Bayağı iyi oldum. Bir ara sınıf ikincisi falan olmuştum. Yani birincisi de olur gibi oldum gibi olamadım oldum gibi bir şeyler oldu yani. Çok karmaşık bir şeylerdi. Yani demek istediğim o ki sayısal alanda yani iyiydim sınıfın ortalamasına göre ve bu hani Round'un sayesinde, ama sadece Round değil. Round'la birlikte benim azmim sayesinde, düzenli çalışma sayesinde. Yani şunu da söyleyeyim, Round sınav kazandırır mı? Bu size bağlı bir şey yani. Round ben sana direkt sınavı kazandıracaksın diye bir garanti vermiyor. Yani mesela bir özel liseye gidin, hiçbir özel liseye ben net bu çocuğa üniversite kazandıracağım, dershane ben net bu çocuğa dershane kazandıracağım demez. Ne yapar? Öğretir, anlatır. Eğer öğrenci anlamak istiyorsa, öğrenci verimini vermek istiyorsa, dikkatini vermek istiyorsa o zaman kazanır. Ben de Round'da zaten geç kalmıştım. Benden ilerideydi insanlara, kötü hissediyordum. O yüzden Round'da düzgün çalışıyordum ve ilerleme olmuştu. Yani bundan da kısaca bir bahsedeyim istedim. Bu yılda eşit ağırlık paketini kullandım. Hem sayısal hakkında hem eşit ağırlık hakkında bilgi sahibiyim. Eşit ağırlığın yine videolarını falan biliyordum. Sayısal paketi aldığınızda eşit ağırlığın videoları oluyor. Eşit ağırlık aldığınızda sayısal TYT videoları oluyor. O konuda rahat olabilirsiniz. Şimdi uygulamadan size nasıl kullanıldığını göstereceğim. İlk başta şunu söyleyeyim, ben uygulamada test falan çözmedim. Yani test kitaplarına, soru bankalarına baktım ama kredi kutu okutup test çözmeye pek gerek duymadım. Çünkü sonra okuduğum bölümü sevmeye başladım. Okuduğum bölümden mutluyum. Yani bu beni mutlu etti. Dedim ki hani şu an mutlu bir bölümdeyim. O yüzden tam hazırlanan şey var falan demiyorum. O yüzden Round'u şu an kullanmadım. Ama yani şöyle anlatayım. Eşit ağırlık paketinde soruları, testlerini çözmedim. Ama Round'u 2 yıldır kullandığım için ve bu yılda eşit ağırlık videolarına baktım. Çünkü benim eşit ağırlık arkadaşım vardı. Arkadaşım bize, yani komşu gibi bir şeyiz. Arkadaşım bize her gelişinde eşit ağırlık videolarını izliyor. Yani ona birlikte ders çalışıyoruz. Ben tabletimi götürüyorum. Yani benim platformumda böyle bakıyor. O yüzden sıkıntı da çıkmıyor. Yani eşit ağırlık hakkında da, sayısal hakkında da bilgi sahibiyim. Ve bir tane arkadaşım Round'un eşit ağırlık paketiyle hukuk kazanmıştı. Ama buradan video izliyorsan selam olsun. Senin için bir video falan. Neyse, ben şimdi size Round'un dijital sisteminden bahsedeceğim. Benim tipimi gördünüz, bu kadar yeter. Şimdi sadece Round'un bu dijital sistemini göreceksiniz ve ben sadece bir dış ses olacağım. Dış ses olarak hayatınıza devam ettireceğim size. O zaman tamam, dış ses olmaya başlayalım. İlk başta Round'un sitesine girdiğinizde almak istiyorsanız satın ala tıklıyorsunuz ve sınıfınızı tercih ediyorsunuz. Burada 200 TL'lik indirim kodu veriyor ama benim indirim kodum 250 TL'lik. Ben mesela sayısal paketini satın alıyorum. Hemen satın al deyince orada bir promosyon kodunuz varsa yazın diyor. Benim promosyon kodum TheVoteOfSe, yani ekranda gördüğünüz kodu yazınca tam tamına 250 TL'lik bir indirim uygulanıyor. Evet, bu şekilde indirim uygulanıyor. 250 TL cebinizde kalıyor. Burada o yeri veriyor. Sayfayı değiştirirsen tekrardan kodu girmeyi unutma diyor. Sonrasında sisteme giriş yapmaya deneyelim. Yani kendi sistemimi size tanıtmaya başlayayım. Giriş yap deyince TC kısmını falan direkt algılıyor zaten artık. Ve direkt girdiğinde böyle bir sistem bizi karşılıyor. İlk girdiğinizde hedeflerinizi belirliyorsunuz ve dersler var. Eğer derslerde siz ilerideyseniz arayı kapatıyorsunuz. Diyor ki size özel testlerle. Yani şöyle mesela diyor ki matematik 2 dersin 4 konuyu tamamlamış gözüküyorsun. Sana özel hazırlanacak şeyle. Burada diyorsun ki teste başla. Şimdi sana o 4 konuyla ilgili testler, sorular çözüyor ve senin doğru bildiğin cevaplara göre hangi konuda tamsın, hangi konuda tam değilsin ona göre mesela 4 konudan ikisinin de arasını kapatabilir. Hiçbirini kapatmayabilir. Tamam da kapatabilir. Yani eğer diyorsan ben 4 konuda kaçıyorum ama iyiyim diyorsan testi başlatırsın. Eksiklerini, yeniliklerini görürsün. Burada işte programı kendine göre ayarlayabiliyorsun. Eksiklerin olduğunda. Burada testi çözdükten sonra yeterlilik seviyeni görüyorsun. Sonrasında testler kısmına geldiğimizde konu anlatım testleri, konu kavrama testleri, soru bankası testleri, deneme sınavları. Deneme sınavları işte girmediğiniz deneme sınavları burada yazıyor. Ben TYT ve AYT'ye girmediğim için burada direktten yazıyorlar. Geçen yılki deneme sınavlarına giriyordum ve insanı çok motive ediyordu. İlk geldiğinizde hazır bulunuşluk sınavı var. Yani seviyenizde onu görebilirsiniz. Motive ediyor derken şöyle. Mesela diyor ki son 3 günde sen 0 arkadaşlarınızla 65 soru çözdün. Bugüne kadar 0 net yaptın. Bugüne kadar 0 soru çözdün. Diyor ki bu hafta sonu soru çözen bu kadar kişi arasından giremedin diyor. Ve ben geçen yıl round'u düzenli kullandığım zamanlarda bunu görünce üzülüyordum. Diyordum ki hani bu mesela atıyorum arkadaşların işte 100 soru çözdü. Sen 90'la kaldın deyince bile üzülüyordum. Hani diyorum ki neden ben az çözdüm deyip böyle bir hevesleniyordum. Çözüyordum daha çok böyle. Sonra diyor ki bugüne kadar test çözenler arasında sen birinci oldun. Soru çözenler arasında sen birincisin diyor. Ve bu insanı daha da çok mutlu ediyor. Böyle her hafta birinci olmaya çalışıyorsun. O yüzden çözdükçe çözmek istiyorsun. O çok motive ediyor insanı. Takvim kısmına geldiğimizde ise hemen şöyle gösteriyorum. Burada bu arada kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil renkler var. Bu hedef yakınlığınızı gösteriyor. Mesela etkinlik takvimi. Mesela Türkçe matematik takvime tıkladım. Burada diyor ki ilk program yapıyor sonra. İlk hafta üçgenler konusunu bitir. İşte dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen. Hangi gün hangilerini yapman gerektiğini falan bahsediyor. Böyle bir program hazırlıyor sana. Konu başlığı veriyor. Gün gün sen seçeceğin dersleri ayarlayabiliyorsun. Sonra hedefler kısmında tercih listem var. Hangi üniversiteleri istiyorsanız aklınızda hangi bölümler varsa onları yazıyorsunuz. Sonrasında üniversite programları var. Üniversite programları kısmına girdiğinizde ise puanları görüyorsunuz. Büyüttüm yanlışlıkla. Düzelmedi. Düzelmedi ama. Tamam, düzelttim. Raporlar kısmına girdiğinizde ise mesela diyor ki matematikte çözdüğün soru sayısı 0. Sizde bu derslerdeki durum. Benim hiçbir şey çıkmayacak çünkü çözmedim. Böyleyim yani. Buradaki siz çözdükçe derslerdeki durumlarınızı falan söyleyecek. Hedeflerinizi söyleyecek. Yani hedefiniz mesela Türkçe'de hedefim %85 yapmakmış. Mesela edebiyatta %91 böyle atıyorum, ben bunu öylesine girdim. Siz de böyle göreceksiniz. Mesela round sıralaması dediği bir olay var. Yıllık sıralama mesela. Sıralara girmek için test bitirmiş olman gerek diyor. Net sıralaması. Siz test çözdükçe ne kadar sıralamada nerede olduğunuzu görebilirsiniz. Mesela eksiklerim. Derslerdeki eksiklerinizi buradan seçip gösteriyorsunuz. Sonra deneme sınavlarındaki eksikler için de yapıyor. Burada boş bıraktığın sorular bile analiz ediyor. Her şey, her konudan ne kadar eksiğin olduğu, neden yanlış yapabileceğini falan görüyorsun. Ve anlamadığınız video çözümleri falan varsa hepsini dinleyebiliyorsunuz zaten. Ve mesela matematik yapalım. Atıyorum matematik çalış diyelim bir tane videoya örnek olsun diyerekten. Burada direkt böyle bir sistem. Çıkan sistemi göstereyim. Böyle bir sistem çıkıyor. Buradan dersleri seçebiliyorsunuz. Burada konularınız yazıyor. Alt başlıkları falan var. Mesela birinci derecen denklemler dediğinizde özet kısmı var. Burada o konulara ait özetler var. Böyle özetler falan da kazanıyorsunuz ve o da çok güzel oluyor. Geçen yıl bayağı bir özetim vardı. Şu an biraz duygulandım. Bu özetleri mesela yazıdan yazdırabilirsiniz de. Pratik olur. Böyle formüller falan yazıyor. Mutlaka bilmeniz gerekenler. Mesela video anlatımı dinleyelim diyoruz. Burada anlatım notları da var. Hoca anlattıkça notlar da çıkıyor burada. Sonra örnek soru çözüyor. Hoca hani madem zaten konuyu anlatırken söylüyor. Konuyu güzelce anlatıyor. Altında bol bol örnekli sorular koyuyor. Bu sorular denem kitapçıklarda, soru bankalarında olan sorular değil. Ayrıca kendi koyduğu sorular. Ve burada not kısmı var. Not almak istiyorsan notunu da alabiliyorsun. Sonra mesela kritik sorular var. Böyle zor sorular var. Round örneği. Bak konu anlatımı ne dedim? Bu soruları da çöz dediği bir kısım var. Böyle çözümünü gösterdiğince hem sana anlatımının çözümünü gösteriyor hem de yazılımının çözümünü gösteriyor. Mesela dışarıdasın. Yine biraz et kazandık. Mesela dışarıdasın. Video anlatımını dinleyemezsin. Ama yazılı çözümünü dinleyebilirsin. Anlayabilirsin, bakabilirsin. Direkt sana yazılı çözümü gösteriyor. Sonrasında işte ÖSYM soruları var. ÖSYM'nin sorduğu sorular var. Mesela bu TYT 2020'de çıkan bir soruymuş. Burada kontrol et diyorsun cevabını söyleyip. Burada 2019 yılının sorusu. YGS 2010. Böyle çıkmış sorular falan da çözüyor. Hani soruyor sana. O kadar rahat ki hani. Sonrasında işte böyle konu anlatım kitapları var ya. Konu anlatım kitaplarındaki şeyler. Soru bankasındaki şeyler. Ve diyorsunuz ki mesela çalışma stratejisi kısmı. Sadece senin matematiğin mezunsun mesela. Matematikte çoğu eksiğini kapattığını düşünüyorsun. Sadece eksiklerimi kapat diyorsun. Eksik olduğun konuları gösteriyor. Ya da senin konuların tam mı? Konularda sıkıntı yok. Sadece soru çözmek için rahat aldın. Soruları yüklen diyorsun. Sana sadece soruları gösteriyor. Mutlaka hani çözmen gereken soruları falan. Böyle stratejini senin ayarlıyor. Bu kısmı zaten senin konu yeterlilik şeyini gösteriyor. Stratejime uygun içerikler dediğinde, tüm içerikler dediğinde direkt sana gösteriyor. Mesela 25 Eylül ile 5 Ekim'in o haftanın çözmen gereken konusu. Böyle ilerledikçe ne kadar hani hangi haftanın konusu olduğunu falan da söylüyor. Mesela ben girmemiştim. Diyordu ki seni özledik, konuları hızlı akıyor. Gel biraz ders çalışalım. Bu size mesaj olarak geliyor ve mesaj olarak geldiğinizde kendinize vicdan azabı çekiyorsunuz. Ve direkt bilgisayar başına girmek istiyorsunuz. Hani çözmek istiyorsunuz. Rant'ın dijital sistemi böyle. Yani sayısal da böyle. Aynı bu şekilde sadece işte hedef yerinde sayısal bölümler var. İşte konu anlatımında mesela eksikler kısmında yani sayısallar falan daha ağırlıklı. Fizik, kimya var. Öyle düşünün yani. Ve eğer siz sözel öğrenciyseniz round sözeli kullanmak istiyorsanız şöyle fon ettiğinizde round sizi direkt şeye bağlayabiliyor. Sözele bağlayabiliyor. Sözel paket tanımlayabiliyor size telefon edince. Eşit ağırlık paketini sözele çevirebiliyor. Bu da böyle bir sistem. Evet, rantun sisteminden kısaca bahsetmek gerekirse ya da kısa olmadı ama bu şekilde eğer siz de rant almayı düşünüyorsanız şu ekrana bırakacağım 250 TL'lik indirim koduyla alabilirsiniz. 250 TL'niz cepte kalmış oluyor. Umarım düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım yararlıdır. Yine aşağı sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Rant normalde Instagram'da çekmiştim. Öne çıkanlarım var bu dijital platform. Ama aynısı YouTube için de istenir. Şey çok fazla geliyor. Bu hani genel olarak tanıttığım şeylerde. Videolar kalıcı olsun deniliyor. Nedenini sorduğumda ailelere izletmeliler. Ki mantıklı, ben de ilk rantı gördüğümde YouTube'da video çeken kişiler vardı. Onların videosunu izleyip işte babama göstermiştim 11. sınıftayken. Öyle demiştim, bak demiştim, rant böyle bir içerik. Annem de benim eğitimci, öğretmen. Türkçe öğretmeni. O da Türkçe videolarına falan bakmıştı. O zamanlar örnek videoları vardı. Ve baktığında annem dedi ki Türkçe açısından bence gayet güzel alabilirsin dedi. Hani baktı, inceledi, dedi ki güzeldir, hani gayet iyi akışkan, akılda kalıcı bir şekilde anlatılmış dedi. Ben beğendim kızım, almak istiyorsan alabilirsin demişti. Ve annem de hani bir Türkçe öğretmeni gözüyle beğenince ben dedim ki o zaman neden almıyorum dedim ve almıştım. Sonra dediğim gibi okulda derslerim açısından bana çok faydası oldu. Özellikle Türkçedeki limitle anlaşmalı olması, yayın evlerinin böyle bilindik yayın evleri olması çok iyi. Ama 11. sınıfta Esen yayınlarıyla anlaşması vardı fiziğin falan. Biraz zorlanıyordum doğruya doğru. Çünkü Esen yayınları biraz zor bir yayın. Ama sonra 12. sınıfta son sene Palme'ye geçtiğinde o kadar rahatladım ki. Çünkü Palme daha da bir ÖSYM tarzında. Hani mesela siz de şey görüyorsunuzdur yorumlarda, işte rantun soru bankaları ÖSYM tarzında değil falan. Bunu diyorlarsa bu 4-5 yıl öncesinin şeyleridir. Çünkü Esen yayınları biraz daha klasikleşmiş bir yayın. Yani en azından eskiden öyleydi. Ama Palme gibi yayını zaten biliyorsunuz. Hani bence insanlar Palme, Limit, Avantaj gibi yayınları bildiği için bu rantun sorularına eski nesillemeye açıkçası pek hakları olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani yayın evleri Round'un kendi şey değil yani. Yayın evleri kendi ayarlıyor. Adını nam salmış böyle ünlü yayın evleri. Ve Round'un zaten matematik kendi kitabı ama kendi kitabı olmasına rağmen kutu açılımı videosunu size göstermiştim. Tamamen yeni nesil sorulardan oluşuyor. Şuradan bir yerden kutu açılımı videosunu da koyacağım. Eğer işte iç sayfaları nasıl olduğu hakkında aklınıza soru varsa o videoyu da izleyebilirsiniz. Umarım video yararlı olmuştur. Round hakkında merak ettiğiniz sorular varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer bu tarz böyle bilgilendirici videolar gelsin istiyorsanız, işte round hakkında sorularınız olsun ya da başka sorularınız olsun, böyle akıllarınızdaki soruları cevaplamamı istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.